Heyt. Aa şıkım. Hatırlıyor musun onu böyle? Evlilik programları popüler olduğunda bir tane anne vardı yok işte oğluna. Kızlar, çocuklar birbirle eşleşiyor ama anneler de işin içinde, kaynada da işin içinde. Rezil rezil programlar. Neler gördü bu Türk televizyonculuk tarihi bir aşkın uğrunda. Ay rezillikler. Neyse dur muhabbeti ısınırken aklıma nerede geldi? Aa şıkım deyince. Var böyle şeylerin bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. Ben de bilmiyorum kaçıncıyı çekiyoruz ama dedik ki böyle hayattan konuşuyoruz, her şeyden konuşuyoruz. İnsan hayatındaki bir sürü değişik ve önemli konuyu aslında konuştuk buraya kadar. Dedik ki aşkı konuşmamışız. Aşk bu arada ne kadar çok hayatın içinde. Geçen gün onu düşündüm. Hani aşkı konuşsak mı diye bilgeli aramızda konuşurken. Bütün dünya neredeyse aşk üzerine dönüyor ya. Yani bütün işte sanat, film... İlişkiler, siyasette yani dünya tarihinde Osmanlı tarihinde bakıyorsun bir aşktır gidiyor kardeş. Aynen. Bu nedir? Yer bir yerde, aşk bir yerde öteki şeyler gibi. Değil evet. Aşk mı, m -m, aşk mı kariyer mi, yani. evet. aşk mı iş mi falan. Aynen. Aşk böyle Her çok mihenk purple. taşı bir şey olmazsa olmaz. Herkes onun peşinde koşuyor. Bulursan şanslısın. İkinci kere başına gelirse bir mucizeye şahitlik ediyorsun casına da zor bulunan bir şeyden bahsediliyor ama. Aşk nedir Allah'sa? Nedir? Gene kalıplar kalıplar. Hı? Aşk gene bana göre tanımsız bir şey. Gene okudum yazarlardan bir tane hatırlamıyorum hangisi. Diyordu ki dünyada ne kadar insan varsa o insanın sayısı yani o insan e, sayısı kadar kalp var ya Hı -hı. o kadar da tanımı var. Yani gene çok göreceli bir şey. Hmm. Yani ne, sen ne anlıyorsun ben ne anlıyorum hikayesi giriyor benim kafamda devre, yani benim aklıma en çok uyanmıyor. Herkese göre bir aşk. Bugünün yani seversen. modern dünyanın şeyi var ya işte e, diğer yarını bulmak, hmm. elmanın iki yarısı, işte ruh ikizinin peşinde koşmak, gerçek aşk onu bulduğunda tamamlanmak. Bu aslında antik Yunan'da Aristofanes'e kadar gidiyor. Bu tanımlamayı aslında ilk o yapmış. Hatta Platon'un şölen e, diye çevrilmiş... E, Aşk üzerine sohbetler altı felsefeci bir arada sohbet ediyorlar. Şimdi aşkı konuşuyorlar ama bugünkü tanımı dediğim gibi Aristofanes ilk tanımı ortaya koyuyor. Neden? Çünkü işte anlatılan okey yine Yunan mitolojisine kadar da gidiyor işler bir tarafıyla da mitolojik öğeler işin içine giriyor. İnsan bu haline gelmezden önce sırt sırta birbirine yapışık bir dişi bir erkek yani çift cinsel organı olan dört kollu, dört bacaklı, iki tane işte yüz farklı yöne bakıyor. Çok güçlü ve kibirli bir varlık ve Zeus bunu cezalandırıyor. Hani her şeyi yapabiliyor, her yönü görebiliyor, her şeye hakim, çok hızlı olabiliyor, elikolu her şeye yetişiyor derken bunun kibrini ortadan kaldırmak için güzelce böyle sırtından şırrak diye bunları ikiye bölüyor. Diyor ki şunları bir ikiye böleyim de akılları başına gelsin. Ama hep sırt sırta durmuş oldukları için birbirlerinin yüzünü hiç görmemiş olan bir bütünün iki yarısı dünya üzerinde sürekli birbirini arıyor. İşte o uyumlanma eşleşme de bulduğun zaman aşkını bulmuş oluyorsun. Bütünleniyorsun tam oluyorsun. Hikaye buradan geliyor aslında. O bir elmanın iki yarısı öbür tekini bulmak. Sence böyle bir şey var mı? Var tabii oluyor öyle şeyler. Gene aşkın nasıl tanımladığında ilgili. Ama şöyle de bir şey var. Ben buna çok inanıyorum. Eski yıllarda böyle 90'lı yıllarda İstanbul'da birilerinin böyle bir haberler yapılmıştı. Hatta gittim galiba ben de yaptım sonra onu televizyona bir insanlar böyle telip şey e, sinema izlemeye karşı çıktılar. Bir grup oluşturdular dernek gibi Hı. neden? Çünkü dediler ki ulan bu sinema bizim hayatlarımızı mahvediyor. Neden mahvediyor? Orada böyle gerçek değil. Şeyler görüyoruz gerçek <laughs> değil. Ve biz hani bunu reddediyoruz çünkü Hı. bizim psikolojimizi bozuyor gibilerinden böyle hani çok basitleştirdim. Şeyin de gene Alain de Botton'a geleceğim. Onun da dediği o ya yani bu romantik dünya, bu romantik akım bu insanları mahveden şeydir. Çünkü o romantik dünyada ne yaparlar? Trenlere binerler, işte karşılaşırlar. Şurasını görür, kaşını kirpiğini görür. O ucundan ona aşık olur. Hani hep böyle bir romantize edilmiş dünya var ve biz gerçek hayatın da öyle olduğunu zannederiz. Hani romantikler böyle bir kere hiç çalışmazlar diyor. <laughs> hiç i̇şleri yoktur işte. Hep böyle kırlarda, bahçelerde güzel şelalelerin aktıkları yerlerde yürürler hani böyle bir görür kalbi sıkışır. bir dünya tanımı var gibi değil mi? Gerçek hayat böyle bir şey var. değil aslında. Baktığında bütün o romantik romanlar 19. yüzyıl bizi mahvetti gibi bir sonucu <laughs> Hala da bunun etkilerini biz o romanlarda, filmlerde izlediğimiz şeyi böyle arayarak bakıyoruz. Hani gerçekten bir ruh eşi var mı bu dünyada? sanki bana yokmuştur gibi. Yani prenses gibi kadınlar böyle bir kere güzel ve yakışıklı kavramı var o romantizmin içinde. Ondan sonra böyle olmadık tesadüfler, olmadık hoşluklar var. Her şey çok soft, çok yumuşak, herkes çok kibar. Her şey çok denk düşüyor. Hatta Hollywood'a kadar bunun modernize hale taşıdığın zaman bile o akımdan doğru gel. Hani en çok hangi tür aşkı severiz diye biz kayıttan önce konuştuk. Evet. Hani böyle bilinen ünlü aşıklardan hangisi sana yakındır dedim Bilgi'ye. Dedik ki ya ben şöyle Romeo Juliet'çi değilim ben de değilim. Öyle yok Ferhat Ali Şirinmiş, dağlar delinmiş, o onun aşkından bir zehir içmiş, ölmüş. O ölünce öbürü de onun üstüne ölmüş falan. Yani bu değil. Benim için bu bir şey ifade etmiyor açıkçası. Yani belki çağ için bir şey anlatıyor olabilirdi ama yani aşk böyle bir şey değil. Ama tatlı tesadüfler, olmadık çakışmalar ve hayatta var böyle şeyler dedirten o aşk karşılaşmaları insana hoş geliyor. Ama aslında mesele şu ki kimya. Aşk hani kalple mi ilgili, beyinle mi ilgili meselesi var. Daha realize edersek konuyor. Hani tamam edebiyatta, sinemada, şurada, burada, sanat dünyasında falan çok işlenen bir konu olmakla beraber gerçek hayattaki aşk aslında tamamen beynimizde olan hormonların değişimi, etkileşimi ve bizi yönettiği bir hal. Şeye baktım ben aşkın ömrü ne kadarmış gerçekten diye. Hani hep böyle vardır 3 yıldır, 5 yıldır falan diye. 12 ila 18 yıl diyor bir e, beyin üzerine yine çalışan bir psikiyatır çünkü beyindeki hormon ve değişimler üzerinden tabii ki konuşuyor e, aşkın sonuçta bir formülü var evet. bu işin içinde dopamin var serotonin var oksitosin diye şahane bir şey var ki insana hep iyi gelir böyle o kucaklanmak bağlanmak sahiplenmek anne çocuk ilişkisinde de çok güçlü bir bağ yaratır dolayısıyla bunların sırasına baktığı zaman adam düzenlemesini Hayatın boyunca bu kadar hormonların oynadığı bir şekilde insan yaşayamayacağı için 12 ila 18 ay arasında maksimum da 2 yıla uzayabilir diyor. Realize olup gerçek halimize dönmemiz maksimum 2 yıl ayaklarımızın yerden kesilip, işte heyecanlarımız, kalbimizde bilmem neler, midemizde yumruklar, kelebekler falan. Bunlar ilk aylarda, ilk evrede sonra çünkü dopamin hormonu direkt yükseliyormuş. Dopamin yükseldiği anda mutluluk geliyor insana. Mutluluk gelince bir öyle bir tatlı bir şabalak bir hal gelir ya insana böyle manalı manasız güler aşık olan insanlar bak biliyor musunuz Böyle hep bir şey vardır saçma böyle kafa güzel gibi bir gülme vardır. Ondan sonra böyle o yüzden herhalde pozitif bir insana dönüşüp etrafa da bir ışık saçma başlar. Genelde ne zaman aşık olsan sana ilgi alakada artar dış dünyadan ee, yine karşı cinsinden falan bilmiyorum nereden. Ee, bir bakarsın ki bir talep gören insana dönüşürsün. Cilt güzelleşiyormuş. Göz bebekleri büyüyor, gözler parlıyor. Bir özgüven geliyor, bir cesaret geliyor. Bütün bunları eklediğin zaman sen dikkat çeken, böyle ortamlarda dikkat çeken evet. ve ışıldayan bir insan oluyorsun. Tabii ki insanlar da dönüp sana doğru çekiliyorlar. Evet. Ya yani çok basit bir mantık. E, serotonin düşüyormuş bu evrede de şöyle bir kaygı ortaya çıkıyormuş. İşte beni aldatır mı? Vay kıskanmalar. Ya ayrılırsaklar falan gibi bir evre geçiyor. Evet. Ha, bu evreler ortaya çıkıyor. Oksitosinin salgılanması da tamamen bağlanmayı. O bağlanma da işte şey yapıyor ya bize. Gözün başka kimseyi görmemesi. Etrafındaki herkesten her şeyden elini ayağını çekersin. 7-24 aynı insanla olursun ve ondan sıkılmazsın. Neredeyse yapışık yaşayacaksın yani. Senin için sadece o vardır. Bu gerçekten bir bağımlılık hali. Yani asla başka maddelere bağımlılık geliştirmek gibi bir insana da bağımlılık geliştiriyorsun. E tabii ki bir insan bedeni <laughs> hayat böyle yaşayamayacağı için bir süre sonra beyninin orta kısmı bunları yönetiyormuş bu arada. Beyin de herhalde diyor ki e tamam güldük eğlendik. Yorulduk ama. <laughs> Yorulduk evet, evet. da hadi artık normale dönelim. İşte o evre geldiğinde geriye kalan şey sevgi, saygı, alışkanlık ve birlikte yarattığın bir değer varsa onu sürdürme çabası. O yüzden ilişkilerin sürmesi aslında aşkla değil sonraki evrede gerçekten birbirine güzel bir denge yakaladıysan, bir sevgi bandını oturttuysan bu işi saygıya da aynı şekilde sürdürebiliyorsun. İster uzun ilişki ister evlilik diye bak buna. Evet. Bir yandan ama şöyle de bir şey var. Bir tane çok meşhur bir evlilik şey aşk deneyi yapıldı. Yıllar önce eski bir deney bu. Böyle bir de iki tane köprü var. Bu köprülerden duydun mu bunu? Bir tanesi böyle çok tehlikeli bir köprü. Ha Kanada'da yapılıyor bu. British Columbia Üniversitesi'nde bir tanesi de çok düz köprü. İkisinde de Bir, bir Kanada ah, deneyi diye geçiyor. Biri yüksek, biri daha alçak bir daha köprü alçak değil mi? Ama böyle hani çok zorluklarla geçtiğin seni heyecanlandıracak Hı -hı. bir köprü. Ucunda aynı kız var sana bir takım sorular soruyor. Diğeri dümdüz köprü. Gene aynı kız sorular soruyor ama bu kızı da çekici buldunuz mu gibi bir soru da var sonunda o sorular sonra. O tehlikeli köprüden geçenlerin çoğu kızı çekici buluyor. Orada da şöyle bir soru var. Diyor ki acaba şş, orada çünkü tehlike var ya o köprüde. Hmm. Senin kalbin çarpmaya başlıyor. Kalbin çarptığı için de o kalp çarpmasını sen heyecan zannedip o kızı çekici zannediyor olabilirsin. Yani biz aslında bu hani aşık oldum kalbim çarptı ama yanılıyor da olabilir miyiz? Hani başka sebepler olabilir mi? Bunun sonra bir tanesini daha yapıyorlar bu deneyin. Çünkü Orada insanlara galiba diyorlar ki köprüyü kendiniz seçin. Hani daha maceracı olanlar belki o tehlikeli köprüyü seçtiği hmm. için o daha maceracı olanları da o kızı daha çekici bulmuş olabilirler diye bir salonda böyle ikiye ayırıyorlar insanları. Hmm. Bir kısmına işte fotoğraflar gösteriyorlar hangilerini çekici buluyorsunuz diye. Ama sahte bir kalp atışı veriyorlar bu grubun yarısını. Hmm. Sonra mesela beşinci, üçüncü fotoğraf, dördüncü fotoğraf, beşinci fotoğrafa geldiğinde o kalp atışını Halbuki o kendi kalp atışını duyduğunu zannediyor kulaklıktan sahte verilen bir şey. Onu yükselttiklerinde sorduklarında hani beşinci de en yüksek diyor, hmm. beşinci en çekici diyor. Halbuki o duyduğun sene sahte bir kalp çarpıntısı hmm. bunda bile yani aslında biz işte gene de hani aşık olduk diyoruz ya. Senin o söylediğin kimyalar hani çok güzel ama gene onları da doğru mu tanımlıyoruz, doğru zamanda mı tanımlıyoruz acaba? Onun kalbin o sırada başka bir şeyden dolayı mı da Zaten aslında şöyle bir şey var. Mesela ilk görüşte aşk dediğimizde oluyor ya ilk bunlar bir anda beynin orta kısmı yönetiyor diyoruz duyguları, aşk ve sevgi gibi kararları. Beyin şu komutu verirken demek ki birine diye düşünüyorum. Yani bir ortalamasını alınca bütün bilgilerin işte bu adama ya da bu kadına aşık ol komutu geliyor ve ona göre her şey değişmeye başlıyor ama İlk veri, bir veri akıyor beyne değil mi? O verini muhtemelen bizim için keyifli bulduğumuz, güzel bulduğumuz, işte e, heyecan verici bulduğumuz, neyse bazı kendimize göre seç, seçkilerimiz var yani hayatta. O seçimler içinden acaba bir şey, bir mesaj mı gönderiyor? Ama biz koku bölümünde de konuşmuştuk. Evet. Aslında gözümüzün görmediği aldığımız bir koku duyusu var. Onun mesajı da var. Yani beyne çok fazla uyaran gidiyor. Günün sonunda belli ki bazı uyaranlar beyne gittikten sonra Bunlar salgılanmaya ve bir insana doğru biz kanalize olup onu akmaya doğru başlıyoruz. Evet. Bu karşılıklı olursa da ilk görüşte aşk oluyor karşılıklı. Evet. Bu da hakikaten mucize gibi bir şey. Ama mesela farklı görüşler de var. Platon mesela platonik aşkın da çıkışı ya platonik kelimesinin de geldiği Platon'un aşk tanımı işte tam da bunu reddediyor bunu tam zıttı. Diyor ki aşk aslında işte cinsel çekimle, arzuyla, tutkuyla bedenlerin yan yana gelmesiyle ilgili bir şey değildir. Daha tinsel, daha ruhani bir şeydir. bir emek vermektir. Bir güzel, iyi olanın peşine koşmak. Onu anlamak, tanımak, onunla böyle bir hoşluğu yakalamak, bir ruhani akışa girmekten bahsediyorum. İşte kavuşamazsan aşk olur muhabbeti gibi. Biraz aslında kavuşup yan yana gelmek ya da tutkularını yaşamak, arzularını gerçekleştirmek değil. Hatta hiç alakası olmadığını düşünüyor. O yüzden platonik aşkın da böyle yüksek bir şeyi var bir tarafıyla. Dolayısıyla tek bir tane belki de aşk tanımı yok. yok. Mesela orada diyor ki tam da üzerine, bu diyor insanların hani e, aşk diye bir şey yok tamamıyla üremek için yapılan şeye bulunan kılıf yani hmm. aslında sen hani soyumu devam ettirmek istiyorum ve bunun için hani en uygun yine Hı -hı. konuştuğumuz gibi genler en uygun üretimi yapabilmek ve için. Ve en uygun ekonomi aranıyor. Aşk da onun en böyle hani yalan olan hmm. kılıfı gibi böyle zaten bitiyor gidiyor ondan sonra da hatta erkekler için de farklı farklı diyor kadınlar için hani kadın dokuz ay boyunca hamile kaldığı için hani bir kere hmm. çeşir, onun için sonrasında sadakat o kalır. Ki Chopin ağır kadınları da hiç sevmez bu arada bu yönüyle. Hiç sevmeyiz biz de kendisini. Erkekler için de <laughs> o devamlı spermlerini saçabilir. Yani Hı -hı. kadın erkeği de birbirinden ayıran şeyler vardır diyor. Hı -hı. Erkek sonsuza hani o 9 ay boyunca öteki artık hamile kalamayacak ama diğeri bir sürü kadını hamile bırakmaya devam edebilir. Hani doğadan farklı Hı -hı. bir şey de var. Farklılık da var aralarında. Hı -hı. Üstün görme hali var zaten erkeği burada. De var bir şekilde. Amayla aşkın bulunan bir kılıf diyor eninde sonunda sırf üremek için. O anlamda evlilik kurumu da zaten buna hizmet ediyor. Yıllar önce çıktığı haline bakıldığında da aslında evliliklerin aşkla bir ilişkisi yok geçmişte de. Genellikle işte soyun devam ettirilmesi, doğru partner, sosyoekonomik olarak seninle doğru seviyede olması, işte ekonomik olarak seni zenginleştirecek bir olması ya da senin dengin olması ticari bir anlaşma aslında evlilik ve o ticari anlaşma aileler arasında verilen kararlar sonucu işte insanların evlendirilmesi. Eğer orada gerçekten evleneceğin adayla karşılaştım ve ona karşı bir duygun yükseldiyse karşılıklı bir aşk'a doğru gittiysen tesadüfi şanslısın. Yoksa evlilikler aşka dayanan şeyler değil. Ama bir taraftan da şuna doğru da geliyor. Bugüne geldiğimiz hani evlilik aşkı öldürüyor güzelim şarkısında olduğu gibi evlilik aşkı öldürmüyor aslında. Sen çok aşık oluyorsun. Aşkın o yüksek devinimi, o hormonal halleri, heyecanlar, bilmem meraklar, keşifler dönemi bittikten sonra stabil sevgi dolu hale geçtiğinde ve güven duyduğun halinle evlilik zaten gidiyor. Bir de bunun üstüne hayatın gerçekleri biniyor. Çocuk sahibi oluyorsun onu büyütüyorsun. Finansal bir matematik yürütmek evet. zorundasın. Hastalığı var, ustalığı var, iki tarafın ailesi var derken evlilik aslında baya bir ciddi ortaklık bir kurum. Yani aşktan öte bir şey, başka türlü bir şey evlilik gerçekten de. Gerçekten evet, tarihte de zaten hep böyle olmuş dediğin gibi. Bu şeye bakmışlar, şu Aşkın Tarihi kitabında da bir tane Fransız gazeteci bir kadın var, Dominique Simone diye. Her dönemin en iyi tarihçilerini alıp onlarla aşk üzerine konuşuyor. Genelde hani tarihte pek duygulara bakılmaz. Hmm. Napolyon'u saymak. vardır, bilmem ne vardır yani böyle. <laughs> Josephine Napolyon falan gibi ya da Kleopatra, <laughs> Antonius gibi yani, onları. Çok, çok sonraları çıkmış falan. O Dolayısıyla bile onlar çok bilinemiyor ama mesela diyor ki orada ilk daha homo sapienslerin bizlerin en hmm. ilk o ataları kromanyonlar bunlar ne zaman ki diyor hani aşk ne zaman doğmuş olabilir hmm. çünkü o insanların da beğenileri artık bizim gibiydi bunu biliyor seni homo sapienslerin hmm. bizim gibi dilleri de vardı artık konuşuyorlardı muhtemelen aşk vardı ama tabi buna yüzde yüz emin olamıyoruz ama nereden emin olabiliriz onların artık duyguyu önemsemeye başladığını diyor. Onlar artık ölülerini gömmeye başladıklarında. Hmm. Eskiden çünkü ölülerini bile O zaman anlıyorsun ki bir bağlılık var. Hani aşk da öyle olabilir ve ölülerini süslemeye başlıyorlar deniz kabuklarıyla falan. Ama bu kitapta sonra böyle bir sürü dönemlere geliyor. İşte paleo paleolitik çağ, neolitik çağ, oradan işte orta çağ. Romalılar yani hepsine baktığında Şenay çok moralim bozulur bir kadın olarak. Yine kadınların ne kadar aşağılandığını yani Tabii hani aşkı bilmem neyi bırak yapılan bütün evliliklerin Baştan sona zaten seni biraz önce söylediğim gibi hani hep kadının şeyine bakılıyor çeyizine böyle tablolar yapılıyormuş hani e, zenginliğine göre listeliyor. Az aşk dönem çok erkeklere her şey mübah yani bir tek o prehistorik çağda daha böyle hayvanlar, bitkiler, balıklar, hmm. her şey bolken daha savaşlar yokken insanlar o altın çıktı. Mülkiyet yokken belki. Yokken insanlar birbirini yemezken gerçek aşk olabilir gibi bir sonuca vardım ben bu kitabı bitirdikten sonra. Onun dışında daha tarım toplumuna geçer geçmez işte evini buraya yapacaksın kurallar. Bu defa kurallar ne yapıyor? Evliliği de kural altına alıyor aşkını hmm. bağlamaya başlıyor. Onu yapacaksın bunu yapamayacaksın. İşte Roma, Roma dönemini biz ne zannediyoruz Fellini'nin filmlerinden? süper böyle orijinal bunlar hani şeyler havalarda uçuşuyor böyle seks hayatları free cinsellik falan o heykeller hep çırıl çıplak onların var o düzeyde hmm, Roma heykeli tabi halbuki tam tersi yani o filmler sadece şey gibi hani fantazinin gerçekleştirilmesi hmm. o kadar püritenler ki ve o kadar erkek yani çiftlik bir ahlaksızlık var hani çok püritenler kadınlara cinselliğin her türlüsü yasaklanmış ama hani erkekler işte köle kız çocuk erkek onlara da tecavüz hakkı var yani bir sanki aşk tecavüz üzerine gidiyor. Bu arada şey aşk derken isten, bugün böyle. mesela şey çok Bizimki gibi toplumlarda aslında günümüzde eşcinsellik işte ha. vesaire farklı cinsel yönelimler konusu da var. Hı. Aşk dediğimiz hep kadın ve erkek diye konuşuruz ama tarihte ta antik Yunan'da falan da öyle bir ayrım yok. Birbirini Değil isteyen mi? erkek erkeği isteyebilir. Hatta özellikle genç erkekler filozofların peşinde onlara aşık olur ve onlarla birlikte olmak için yarışırlarmış falan. Hı. Yani zaten bu aşk tanımlarında hiçbir zaman ayrıştırmıyorlar. Sonradan sonra yani ve kadın her zaman ikinci sınıf. O yüzden erkeğin erkeğe erkekle olması gibi dönemler de var. Evet. Erkeği yücelttiği için evet. kadınla birlikte olmayı da aşağılıyor aslında mesela. Evet. O da ilginç geldi bana okuduğumda. Nasıl yani dedim? Kadını ikinci sınıf görmek, aşağılamak yüzyıllardır gelen bir yapı, erkek beyninin yarattığı bir şey. Orta çağda şöyle bir şey bile var. Hani hay hani bıktık artık diyorlar kadının kaprisinden, bilmem nesinden. erkek erkeğe ne kadar güzel bir bardak su içmek gibi kolay. Hani hmm. ya da hani sen sadece evleneceğin kişi olsun o da ticari anlamda. Doğum yapsın, soyun Doğum yapsın, yürüsün. Soy sürüsün ama senin başka işte hani... E, artık Zevklerin devam etsin. İşte Kurulan genel evler hep böyle bir iki yüzlülük var. Orta çağda da yine aynı şey. Yani lük hep var zaten var. doğru. Mesela orada zannediyorsun ki şövalyeler aşkı. Acaba şövalyelerden sen bir tane kadın seven var mıydı diye soran bir tarihçi var. Yani hmm. Şövalye çoğu muhtemelen eşcinsel ya da o çok ünlü şövalye aşkları var işte Tristan Isolde gibi mesela onlar da e, hep şey ne derler e, zina baktı. Hmm. Çünkü Ama neden zina diye... çünkü aşk evliliği diye sevgiye dayalı ve insanlar birbirini sevdiği için seçmediği evet. için işin bir tarafı orada yürüsün. Evet. Ee, aslında bugünün açık evlilik denen kavramı o çağların, geçmiş çağların standart yaşam tarzı esasında. Kesinlikle. Yani e, statümüz gereği finansal sebeplerle, ya aile seçimleriyle burada bir evlilik var, orada bir üreme var. O orada dursun. O ne yapıyorsa yapsın hayatını. Kadınların çoğu evde ya da daha zengin olanlar. Onlar da hayatına bakıyor. Başka aşıkları oluyor. Adamların da bir hayatı oluyor. Aslında zaten e, aşk sözcüğünün her dilde farklı yansıması var. Mesela biz Türkçe'de aşk da Kullanıyoruz, sevgi de kullanıyoruz. Ama İngilizce'de bir kelime geliyor, love geliyor. Tek kelimeyle bütün sevgiler, aşklar, her şey bir kelimenin altına giriyor gibi. Evet. Ama mesela Antik Yunan'a yine gideceğim çünkü orada çok bu konular üzerine iddialenmiş. Evet. Aşk dediğimiz şeyi altı farklı kelimeyle tanımlıyorlar. Yani hepsinin aşk şeyi tanımı farklı. Mesela erotik, tutku ve cinsellik içeren aşka eros diyorlar. Evet. Evlilik akla dayalı, matematiksel, ortak çıkara dayalı pragma diyorlar. Pragmatizm. Yani evlilikteki sevgi aşk başka bir aşk. Ne bileyim çocuğuna duyduğun sevgi başka, birine çok saygı duyduğun, e, ne bileyim belki hani e, senin için e, ilham aldığın, çok üst birine duyduğun sevgi başka. Böyle farklı altı tanımlama var ve bana çok mantıklı geldi. Bir tane tek tip aşk ya da sevgi şekli yok. Çok farklı şeylere aşk duyabilirsin. Daha yüce olanı var, daha şefkat dolu olanı var, daha tutku dolu olanı var. Dolayısıyla dile aslında bunun yansımaları var bir biçimde. Evlilik aşkın çıktısı gibi görünüyor ama evlilikler tarihte de baktığında toplamda aslında evet bize romantizmin veya romantik filmlerin, romanların dayattığı gibi aşık olursun, sonra evlenirsin, çocuğun olur, mutlu olursun akışı baya aslında bilim kurgu gibi geliyor kulağıma açıkçası kesinlikle öyle ki mesela hani romantizm bile böyle kelime olarak ne kadar hoşumuza geliyor romantizm romanlardan biliyoruz zaten en büyük yanılsama da o romanlara kitap işte hani Alain de Botton'un dediği gibi kitaplara inanmayacaksın romanlara inanmayacaksın Hı. onlar bizim psikolojimizi bozdular hep öyle zannediyoruz onlar da bize o dönemi anlatmıyor 19. yüzyılda yazılan bir roman bize o yani 19. yüzyılda da insanlar aslında öyle aşık olmuyorlardı. Onu da anlıyorsun. İşte Onlar o kapılar da... ardında kapalı evet. kapılar ardındaki fantazileri belki anlatan. Anlatan bir şey. Hani gerçeklik yine hiç öyle değil. Yine hani yine kadınlar hmm. çok baskı altında. Kadınlardan da metres tutanlar falan. Tabii karşılıklı bu. Karşılıklı ama gene de hep çok baskı görenler her dönem hep kadınlar olmuş. Peki aşk olmasa olur mu sence? Mesela insanın hayatında hiç aşk olmasaydı ne olur? Nasıl olur? Olmaz. Bir eksik olur değil mi? Bir eksik olur. Çünkü bir şekilde müthiş derecede kendini mutlu hissettiğin, ayaklarının yerden kesildiği bunu yaşamış herkes bilir ki dünyadaki en tatlı duygulardandır ve onun yarattığı heyecanı o böyle pır 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 halleri kelebek gibi uçuş uçuş bir kere bir hafifleme hali de gelir bir hoşluk gelir insana neşen yerine gelir işte kendini daha güzel bulursun falan filan bu hallerde güzeldir aslında insana iyi geliyor ama saplantılı ve bozuk bir ilişkiye gitmiyorsa karşındaki de sağlıklı bir bireyse güzel. Ama saplantılı, narsist biriyle falan birlikteysen ya da işte gerçekten sana psikolojik ya da fiziksel şiddet uygulayacak yapıda birine gidiyorsan işte o aşkın o bağlılık kısmından kurtulamadığında manipüle ediyorsun ve onun kölesine dönüşebiliyorsun. Aslında burada aklın devreye gireceği o evre yani ilk dalgaları geçirdikten sonra aklınla davrandığında zaten bu işten çıkarsın ama biz yine de aşkın güzel taraflarına doğru baktığımızda olması güzel bir şey gibi de geliyor. Yani aman boş ver ya zaten şurada hep bir, bir buçuk yıllık bir heyecan dalgasıymış. Olsa ne olur olmasa ne olur diye de bir an okurken düşündüm sonra dedim ki yok ya. Şöyle aşık olduğum zamanları düşündüm. Çok tatlıydı ya olsun bence falan diye. Yani böyle o bir insanı merak etmek ne yapıyor acaba beni düşünüyor mu ay bir görmek istersin buluşacaksın böyle hani o gelecek seni görecek ilk anda ne bileyim işte oranı düzelt buranı bilmem ne falan bir iyi görünmek istersin kendi yani kendin için iyi şeyler yaparsın çünkü karşındakine de iyi görünmek istiyorsun bence o haller çok tatlı geliyor bana gerçi evet. yaşa göre özellikle gençken o hormonların falan bütün her şeyin daha tazeyken tabii daha yüksek yaşıyorsun bunu ama işin içine akıl ve deneyim girdikçe duygulara bırakmak da kendini daha zor oluyor. Ama yine de aşk güzel bir şey. Bence insan hayatında tatlı bir dokunuş. Bir de onu hani sürdürmenin yolları da var. İlla böyle umutsuz da bakmayacaksın. Baktığında hani filozofları falan gene dinlediğinde çok güzel yollar da gösteriyorlar. İdealize etmeyeceksin o romantik dönemdeki gibi. Hmm. Bir elmanın yarısı, işte bir görüşte o beni anlayacak hani. Onları Emek verdiğin zaman. Emek verecek yani o benim hani konuşmaya gerek yok aşkta çünkü zaten biz bakışarak anlaşıyoruz. Hmm. Böyle saçmalıklara girmeyeceksin. Tabii ki konuşacaksın derdim bu his söyleyeyim. Ben de pozitife ya, geçecek yani. zaten cümle. Böyle bakışarak anlaşacak <laughs> kadar falan <laughs> derken saçmalıklara girmeyeceksin. <laughs> <O> saçmalıklara inanmayacaksın. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> konuşarak halletmeye çalışacaksın falan. Bir de diyor ki hani şöyle de bir durum var. İnsanlar sevgiyi ne zaman öğrenirler? Çocukken öğrenirler. Sen çocukken alışveriş de, o, çünkü o modelini yani onu o büyüdüğün hayatta, yetişkin hayatında karşındaki aşkından onları beklersin. Sana annem baban aşkı sevgiyi nasıl gösterdiyse seni kodlaman artık öyle. Yani bunların da biraz farkına varmak, kendi duygularının farkına varmak. İşte böyle karşılıklı konuşmak. Bir yani de diyor ki ha, tam buraya şimdi bir, bir sana ya. bir artı artılci. Şimdi işin içine bu hani aşk evre ya flört etmediği bir evre var. ya. Şimdi bir taraftan da zaman geçiyor, şey işte çağlardan çağlara konuşuyoruz. Bugüne ait çok güncel bir şey okudum geçenlerde. BBC'nin bir haberi. E, ve bayağı Mart 2024 haberinden bahsediyorum. Çok yakın tarihli. E, flört etme kavramının nasıl değiştiğini. Bu hani e, dijital dünyada insanlar hani artık gündelik hayatta birebir ortamlarda sosyal birini bulmak gitgide daralıyor ve e, kendi profilin, onun profili, eşleşme, buluşalım, buluşmayalım seçiyorsun. İnsanlar ilk buluşmaya gittiğinde ilk gördüğü anda bir kıvılcım çaktı çakmadı atıyorum 5 dakikada 10 dakikada. Eğer onu heyecanlandırmıyorsa bir şey hoşuna gitmediyse hiç böyle ay ayıp olur mu nezaket hadi bir saat idare edeyim bir şey yiyeyim içeyim demiyormuş. Tak diye kalkıp gidiyormuş. Ve e, bunun sebebi şu diyor ki benim zamanım kıymetli. Zor zor kazandığım belli bir ekonominin içinde yaşıyorum. Hani dünyanın evet. genelinde yapılmış bir şey bu. Paramı bir daha görüşmeyeceğim bir insanla niye harcayayım? Niye zamanımı bir insanla harcayayım? Dolayısıyla... O hani asgari nezakette de hani acaba bir şans vereyim, dur bir göreyim, tanışayım dediği insanlara bile 5 dakikadan fazla çoğu insan zaman ayırmak istemiyormuş. Yani bakış işte. çok çok keskin yani. ve çok sert değil mi? Yani bir insan aslında şeyi alırsın yani böyle bir oturuşundan kalkın, kalkışından bir elinin hali. Yani mesela ben çok enteresan bazı el yapısı olan insanlarla hiç haz etmem ve e, Olmaz yani ben o insanla olamıyorum bak bunu yani şey ilişki anlamında söylemiyorum kadın erkek fark etmez yani bir beden şeyi enerjisi vardır ne bileyim eli hoşuma gitmiyorsa veya el bileği ayak bileği hoşuma gidiyorsa bir insan çekici gelebilir bana yüzünden daha ilginç bir kavram mesela böyle herkesin değişik şeyleri olabilir bir insanı gördün yemek yemesi yani mesela yemeğe gittin. Ay o böyle şapırdıyorsa falan var ya beş dakikayı bırak anında gebertirim yani böyle <laughs> falan. Kulağımı... İlk aşk oldun da bu sana batmaya da bilir. abi bir de insan böyle. Bir Yok bana batar. Bir en başından bu batar. Bana zaten öyle birine Mesela aşık olamam ben. Hiç ona falan. aşık olamam yani şap 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 bir insan varsa olacak gibi bir şey değil. Hani sadece ilk anda bir insanın güzelliğine bakıyorsun tabii ki yani güzel bir insan dikkat çeker. Bir altın oransa bir şeyse veya bir havalıdır bir karizmatiktir bir şeydir bir kokusu dokusu falan. Ama birkaç dakika sonra bir beş dakika sonra on dakika sonra bir konuşma tarzı bir elini kolunu kullanma şekli bir şapırdadı şupırdadı falan. <laughs> ben böyle çok hoş evet ben de o bir bizdeki gibi ben böyle nezaketen yarım saat dayanıp benim artık tamam süremizin sonuna geldik yani bir şeyden anlıyorsun bir insan seni iter mi çeker mi 5-10 dakikada anlaşılır mı anlaşılabilir de ama hiç olmadığım bir insana biraz zaman verdiğinde ona emek verdiğinde hoşuna giden tarafları ortaya çıkabiliyor ve o hoşuna giden tarafları hoşuna gitmeyenlerden fazlaysa orada biraz daha kalabiliyorsun ama belki de seçenek olsa kalmayacaksın o da ayrı bir konu evet. hani. Hiç yok bari bununla idare edelim mi? Gençken o seçenekleri gözün daha dışarıda oluyor ya böyle daha hareketli oluyorsun. İşte bunlayım evet ama daha iyisi çıkarsa hop ona da geçebilirim falan gibi. Yani aşk meselesi karışık bir mesele. Evet. Tek bir formülü yok tamam evet bir kimyası var, bir romantik tarafı var, bir ihtiyaç tarafı var. Ama toplamda hiç aşık olmadan yaşayan hayatında aşkı tanımamış insanlar da var. Böyle Hı -hı. tanıdığım insanlar var, var benim. O yok diyenler var. Evet, aşk, aşk'a inanmayanlar var. Ee, bir hastalık durumu gibi görüp, yani bu hastalıklı bir hal, bana iyi gelmiyor. Ee, ben aklımla hareket eder, rasyonel bir şekilde seçerim birlikte olacağım insanı deyip Böyle mutlu olanlar var. Dolayısıyla aşk ve ilişkiler tamamen Çok biricik, hoş. karışık ve ortak bir paydası yok. Ortak bazı sıfatları var, hoşlukları var. Evet. Ama tek başına bir aşk tanımı da yok. Olsa da olur olmasa da diyeceğiz ama bence olsun ya. Bir tane <laughs> öyle Foucault diye bir adam var. <laughs> Onu da hep Alain de Botton çok örnek gösteriyor. O da diyor ki şeyle ilgili, aşkla ilgili. Eğer aşkı hani başkaları tanımlamasaydı biz bunun böyle aşk diye bir şey olduğunu sana bana söylemeselerdi hiç aşık olmayacaktık. Bu öğretilen de bir şey. Hani <laughs> böyle insanlar tanımladılar, böyle bir şey koydular. Aslında gelip geçici bir bir hayal ürünü. Ben katılmıyorum buna biliyor musun? Bana doğru gelmedi şu an kulağıma. Neden söyleyeyim? Adını aşk ya da işte her dilde neyse bir şey koymasan bile yaşadığım bir gerçeklik bu. Bir insanın ruhen, bedenen, aklında, kalbinde olan bir değişim. İşte insanlar konuştuğunda, sohbet ettiğinde sen de böyle bir duygu yaşadın. Ya yani bunu yaşadığın şeyi anlatsam, ben anlatsam e, ortak bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla onu tanımlamak gerekecek tabii ki. Evet. Dolayısıyla yaşananlardan doğru bir tanımlama çıkıyor. Yani biz önce bir şey yaşıyoruz, bir deneyim yaşıyoruz. Gülüyoruz, ağlıyoruz. Bunu paylaşıyoruz sevdiğimizle, ailemizle, dostumuzla, birimizle. E bakıyoruz ki ortak paydada bir durum var. O durumu da tanımlayacak e bir tanıma belki bir kelimeye ihtiyaç duyuyoruz. Yani hani birdenbire biri bir şey yazıyor, tanımlıyor. Hep beraber hadi o zaman biz de bu aşkı yaşayalım. Bana ters bir şey gibi geliyor. Kulağıma doğru bir şey gibi gelmedi. Bilmiyorum beni ikna etmedi. <laughs> Etmedin beni ikna etmedin. <laughs> ya felsefe yapmak işte biraz aslında böyle bir şey. Herkes düşünüyor, açılımlarını yapıyor, birbirinin işte tezi antitezi çürütüyor. Dolayısıyla böyle tarih boyunca hep konuşulmuş, konuşulmaya devam edilecek. Bence sanatta da, edebiyatta da, hayatın içinde de belki meyhanelerde, belki bir şarap evinde, işte arkadaş toplantılarında o aşktan illa bir geçilecek yani. Var Hiç mı biri yeni bir şey? Hani bunlar hep konuşulur. Yaz gelecek, yaz aşka heyecanları yaşanacak. Olsun da olmasın da olur muydu? O yüzden aşk hayatımızda hep olacak. Sadece aklımızı koruyalım diyorum ben. Evet, değil mi? Yani. O bize lazım. Bir de partnerini böyle çocuk gibi gör diyorlar. Onu da demek? Onu söyleyeyim ben. İşte sen hani annen babandan öğrendin ya evlenme şeklini. Büyüdüğünde gene aynı Belki ağlayarak istediğinde seni ağladığında gelip seviyorlardı. Sen de sevgiline, partnerine ha. ancak ağlayınca hani böyle. Sulu göz. Sulu göz oluyorsun öyle ilgi bekliyorsun. O da diyor ki mesela şimdi çok hani dürüst olalım iş ilişkilerde dürüstlük de bir yere kadar yalan da olan yani her şeyin dürüstlüğü ne olursa tabii canım. yürümez. Sen yemek yaptın ben dedim ki senin işte eşinin diyelim Hı. ne biçim yemek olmuş bu diyemem ama işte bir çocuk olsam senin çocuğun olsan iki yaşında e, bu yemeği beğenmedim desem sen nasıl bir anda anlayış gösterirsin bana Hı -hı. ya. Dersin ki evladım neden olmadı? Neden ağlıyorsun? Niye beğenmedin? Dur bir de şunu deneyelim. Üzerine yoğurt koyalım. Yani bir tahammülün var hmm, mı? Hı. Diyor ki partnerine de öyle tahammüllü ol. İki buçuk yaşındaki bir aptal çocuk gibi gör onu. Çünkü hepimizin o geçmişinde hani oturup da senin anan nasıldı, baban nasıldı? Bunlar hepimiz çok karmaşık böyle insanlar. Tabii. Çok kompleks yapılarız. Çok kompleks folklarız ya. Biraz böyle daha öyle o anlayış biraz hani hmm. aman aptalın teki gibi davran yani arada sırada iki buçuk yaşındaki çocuk gibi davranırsan hmm. o ilişkiler daha güzel böyle bir anda hani. Aslında bence genelde ilişkilerde çok keskin olduğunda hem kendini önce yaralıyorsun hem karşındakini yaralıyorsun ve ilişkiyi de biçiyorsun. Yani bu bence aşk ilişkisinde de böyle. Genelde de ilişkilerde böyle. Bence güzel bir tavsiyeymiş. Yani iki buçukluğa kadar indirip o kadar tahammül gösterilir mi ondan emin <gülüyor> değilim. <gülüyor> Ama hani, hani şey biraz, biraz tahammül göstermek yani bazen ben sana bazen sen bana. Hani bir denge içinde bu tahammüllerin de olması lazım. Hep biri öbürünü töre ederse. O çekinir dert değil evet, yani. Tabii karşılıklı. Aman da ağam paşam Yunan falan. <laughs> i̇şte Yunan dönemindeki gibi. Onlar çünkü nasıl biraz daha böyle öğrenci, öğretmen gibi görüyorlarmış ilişki. Hani bir gün ben öğretmenim, evet. bir gün işte partnerim öğretmen falan. Yani o karşılıklı parsan tabii zaten. Karşılıksız zaten hiçbir şey olmaz. Evet ya denge kaçtı mı? İçinde kelebek, orada burada yumruk hiçbir şey sökmüyor. O denge o an ayamasan da zaten aslında aşıkken e, görmüyor değilmişiz aşkın gözü kör diyorlar ya hayır her şeyi görüyormuşuz ama işte bu şey e, öbür tarafına bakmayı tercih ediyoruz olsun bizi keyiflendiren mutlu eden heyecanlandıran işte içimizdeki kıvılcımları fıtır fıtır aleve çeviren bir şey kısmını görüp onu biraz böyle hasır altı ediyoruz ama süre dolunca o hasır altı ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında aşkın gözü kör değil, sadece büyük bir oyunun içinde o oyunu oynamaya devam ediyoruz. Her şey gibi aşk da bir oyun aslında, İlişkiler, aşk. Oyun oynamaya devam. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir büyük ki, öyle bir büyük ki anlatamazsın. Na, na, na.